Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde Hatch, taramalar ve Gradient yani derecelendirme olarak adlandıracağımız bir sistemden bahsedeceğim. Şimdi bunlar bakın Draw sekmesinde göreceğiniz üzere şu kısımda alıyor. Hatch, Gradient ve Boundary. Bunlardan bahsedelim. Şimdi temel olarak bir inşaat hattımızın olduğunu düşünelim. Hemen şöyle Construction Line ile horizontal, şöyle yatay, bir diğer taraftan tabii şöyle inşaatımız doğru düzgün olsun. Offsetleyerek şöyle 10'ar santim. Tekrardan bir, bunun kısa yolda arkadaşlar XL olarak söyleyebiliriz. Construction Line ve horizontal için H tuşuna basıyorum. Devam ediyorum. Örneğin inşaat hatlarımı şöyle oluşturalım. 1, 2, 3, 4 diyelim. Daha sonra tekrardan bir XL ediyorum. Bu sefer vertical kısmı seçiyorum ve düşey olarak seçim işlemini yapıyorum. Örneğin bu şekilde yapmış oldum. Ve şöyle offset yardımıyla birbirlerinden uzakta bir duvar kısımlarını şöyle seçip uzaklaştırıyorum. Şimdi duvarlarımı da yapmış oldum. Construction Line'a. Evet, burada bir diğer taraftan kullanacağım bir komut, buradaki duvarları belli etmek için ya da herhangi bir alanı boyamak için yapacağım ilk komut hatch arkadaşlar. Yani tarama. Tarama komutuna basıyorum ve tarayacağım alanı nasıl seçeceğim ile alakalı bana bilgiler veriliyor. Bu boundaries kısmında. Şimdi diyor ki arkadaşlar pick point. Yani mouse'un durduğu yeri direkt boya diyor. Bakın mouse'un nereye hareket ediyorsa orayı otomatikmen boyuyor. Ki bu bilgisayarınızı kasabilir. Ki önereceğim yöntemlerden birisi aslında bazı yerlerde bunu kullanabiliriz. Bazı yerlerde select. Şimdi select'i seçmek için bir cisim seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bir cisim seçip bunları boyayabilirsiniz ki şu anda sonsuz uzunlukta boyasam bunlar benim için sıkıntı yaratır. Bu yüzden arkadaşlar bunu burada kullanmayacağım. Şimdi temel olarak şu dikdörtgene sahip bir alanı öncelikle kendi arasında şöyle bir kısıtlama sistemine gideceğim. Ve sırf şu alanları öncelikle bir kesiyorum. Şimdi daha sonra bu alanları doldurabilirim örneğin. Şöyle taramaya geçiyorum tekrardan. Bakın select bir nesneyi seçmenizi sağlar. Yani bir şöyle bir rectangle'ınız varsa örneğin şuradan şöyle bir perde duvarımız olsun. Bunu boyamak için arkadaşlar ya da taramak için hatch yöntemini kullanıyorum. Ve bakın select kısmındayken direkt buradaki yapmış olduğum rectangle'ı seçip burada kendi tarama ayarlarıma geçme işlemini yapabilirim. Ama bir diğer taraftan bunu kullanalım. Örneğin bir perde duvar olsun. Şöyle bir ANSI 36'yı kullanalım. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar bu temel ayarlarla alakalı bakın buradaki sistem ölçülendirme sistemi. Eğer ben bu ölçüyü birazcık daha büyütüp Enter tuşuna basarsam daha görünür hale gelir. Birazcık daha şöyle 5 diyelim bakalım. Evet gayet güzel. Örneğin ölçülendirmeyi 5 kat daha büyük olduğunu söyledik. Ki buradaki taramalarım örneğin 45 derece açıyla olsun. Biraz 45 derece döndürdüğümde bakın 90 derecelik bir açıya sahip oldu. Ve tekrardan 0 dediğim zaman otomatikmen 45 derece yönlenmiş oldu. Peki Hatch Transparency nedir? Bakın görüyorsunuz bunun opaklık ayarı. Eğer bunu %90'ı çekersem birazcık daha hafif olarak burada görünmez hale geliyor. Bir diğer taraftan burada dokumu seçebilirim arkadaşlar. Yani dokumun aslında dokumu yoksa gradient olarak mı atasam ya da katı bir şey mi atasam burada temel olarak dokuları tercih edebiliyoruz. Bir diğer taraftan burayı örneğin yaptık ve set origin. Yani burada örneğin bir taramamız var. Şöyle bir duvar seramik taramamız olsun. Buradaki örneğin ölçülendirmeyi 1'e düşürmek istiyorum. Tabii bunlar birazcık bayağı bir yüksek olduğu için 0.1 diyeceğim. Ve görüyorsunuz örneğin bir duvar taraması yaptık. Herhangi bir bölgeye. Daha sonra bakın set origin ise burada taramak istediğiniz, taradığınız nesnenin orijinini seçmenize yardımcı olur. Şimdi buna bastığım zaman bana program diyor ki bu duvarın nereden örülmeye başlayacağını bana söyle diyor. Bu yüzden arkadaşlar set orijini bastığım zaman herhangi bir köşeyi seçerim ve bu noktadan itibaren duvarımı örmeye başlar. Bakın görüyorsunuz. Duvar örümümü burada başlattı. Bu şekilde arkadaşlar ölçeğinizin set orijinini buradan değiştirebilirsiniz. Evet, bir diğer taraftan tabii ki burada ayarlamalar var. Bakın ne tarafa burada ayarlayacağınız, işte merkezi ayarlama mı yapacaksınız, sağ alttan bir ayarlama mı yapacaksınız, buradaki ayarları istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Evet, buradaki ayarlarımdan örneğin çıktım. SC'ye bastım, yanlışlıkla çıktım. Peki nasıl geri dönebilirim? Hatch'imin üstüne geliyorum, bir kere tıklıyorum. Bakın Hatch editör otomatik olarak karşıma çıkıyor. Burada patern üzerinde arkadaşlar istediğiniz dokuları seçebilirsiniz. Tabii örneğin karşımıza bu şekilde geliyorsa eğer, yani görünmeyecek bir şekilde beyaz dolgu haline geliyorsa, ki arkadaşlar şöyle bir şey var. Solid dediğimiz sadece katı bir renklendirmeye ait. Fakat onun dışında hangi sisteme girip bu şekilde beyaz bir boyama görüyorsanız bu ölçeğiyle ilgili bir problem vardır. Ölçeğini düzeltmelisiniz. Yani o kadar çok sıktır ki bunu katı halde görüyorsunuz. Örneğin ben bunun ölçeğini, bakın şurada ölçeğini 5 kat büyük olsun diyorum. Otomatikmen düzelmiş oluyor. Evet, ilk olarak Hatch editörümde yapacağım şeylerden birisi bu. İkincisi, ben birden çok alanı hatchlemek istiyorum. Fakat rectangle yapmadım bu şekilde. O zaman ne yapacağım? O zaman pick point dediğim alan beni kurtaracak arkadaşlar. Pick point bu çevresi kapalı alanları otomatik olarak mouse'la seçmeme yarıyor. Şimdi buna geçiyorum. Bakın alanlarımı seçiyorum. 1, birazcık zorlayacak beni. 2, 3, 4. Ve bu şekilde kapalı alanları seçim işlemini yapabilirim. Tek tek seçiyorum örneğin. Örneğin buradaki duvarı. Point. Tabii ben başka bir noktaya değdiğim için şu anda bunu dedi. Şurayı tekrardan geçiyorum. Ve burayı şimdi bitirmek için Space ya da Enter tuşuna basıyorum. Diyor ki otomatik olarak bu ayarlamaları ölçeklendirirsin mi? Ya da kendi oluşturacağınız şey mi? Ben Hatch Scale ile ölçeklendirsin diyorum örneğin. Bakın görüyorsunuz otomatik olarak ölçeklendirdi. Tabii bu alanı tekrardan basıp istiyorsam, bakın Match Properties ayarım var. Yani buradaki nesnemle herhangi bir şekilde bunun ayarını ben gidip buradan tek tek ayarlamayacağım arkadaşlar. Bunun üzerine geldim. Örneğin ben bunu bu şekilde yapmak istiyorum. O zaman Hatch'imin üstüne geçiyorum. Match Properties diyorum ve ikinci olarak bunun şeklinde olmasını seçiyorum. Ve bu şekilde artık yeni taramış olduğum alanlarda bu görmüş olduğumuz taramaya dahil oluyor. Evet, genel olarak arkadaşlar tarama sistemi bu şekilde. Taramaları yaparken çok dikkat edin. Yani taramaları yaparken dediğim gibi birçok sistem var. Örneğin taramayı yaptınız. Şöyle birden fazla alan eklediniz. Örneğin şurayı eklediniz. Ve yanlışlıkla şöyle bir bakalım. Örneğin burayı eklediniz. Yani burası yanlışlıkla eklendi. Ben burayı çıkarmak istiyorum. Buraya Hatch'ime tıklıyorum arkadaşlar. Remove dediğim alanı çıkartacağım. Fakat bunun için bir nesne seçmemi istiyor. Bakın görüyorsunuz çevresini istiyorsak arkadaşlar burada çevresini çevirmemiz gerekiyor. Yani bunu yapabilmemiz için aslında bir nesne istiyor. Bakın şu objeyi bir kere tıklıyorum ve seçim işleminden kaldırıyorum. Şu anda Hatch'in ucu açık kaldı. Alttaki Hatch'imin. Enter'a bastığım zaman bu işlem düzelecektir arkadaşlar. Şimdi şuradaki kısma tekrardan dikkat edin. Şimdi burayı ayrı bir şekilde göstermek istiyorum. Birazcık büyük bir kalınlıkta şöyle bir işlem göstereceğim şimdi. Şimdi temel olarak bu ikinci yapmış olduğum Hatch şu şekildeydi. Şöyle ayarlamalarını göstereyim. Şimdi bu alanın dışındaydı. Yani bu alanı sonradan eklemiş olduk. Şimdi ben bu alanı çıkarmak için Remove tuşuna basınca bakın görüyorsunuz aslında şuradaki kısmı silmem gerekiyor. Çünkü burayı, şu alanı sonradan eklemiş oldum. Tekrardan Close editöre basınca buradaki alanım silinecektir arkadaşlar. Remove diyorum. Burayı tekrardan seçiyorum. Enter diyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bakın göreceğiniz üzere hatch'im buradaki alandan çıkarılmış oldu. Evet. Hatch'in dışında bir de gradient'ımız var. Bunları arkadaşlar tekrardan yine aynı şekilde örneğin boyayabiliriz. Bakın şöyle bir alanı bir boyayalım. Pick dedik. Yani şöyle seçmiş olduk. Mouse'umuzda gelen yere. Daha sonra şöyle enter dedik ve bitirdik örneğin. Tekrardan üzerine geçiyorum ve buradan arkadaşlar açısını bu şekilde ayarlayabilirim. Renklerini buradan ayarlıyorum. Örneğin şöyle ve renklerin yönünü buradan istediğim şekilde ayarlayabilirim. Şöyle ayarlayabiliriz. Evet, merkez ilme olmasını istiyorsunuz. Tabi bunlar kendi yapılan dokulara göre değişiklik gösteriyor. Bunları birazcık dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra işte açısını birazcık değiştirebilirsiniz. Yahut hatch transparency, yani buradaki yapmış olduğunuz gradient'ı, aslında hatch değil ama gradient'ı buradan transparan olarak değiştirebilirsiniz. Tabii merkezli olarak istemiyorsanız merkezini kaldırabilirsiniz. Otomatikmen bir merkez kendisi atayacaktır. Orijini istiyorsanız seçebilirsiniz. Yani burada sadece center, ortadan gelen bir sistem var. Örneğin şu şekilde seçim işlemini yapabiliriz. Tabii açıyı şöyle sıfıra getirerek tekrardan bu noktada bir işlem oluşturabiliriz. Evet, Close editörle bu şekilde oluşturalım. Göreceğiniz üzere arkadaşlar gradient'a bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Şimdi bir diğer taraftan boundary dediğimiz işlem var. Boundary nedir? Creates a region plane a polyline from enclosed area. Yani kapalı alanlar arasında, farklı kapalı alanlar arasında otomatikmen bir sınır oluşturur. Şöyle bir şey yapalım. Tabii şu anda kalınlığını hemen bylayer'e çekiyorum. Tekrardan. Örneğin bir arsamız olduğunu düşünün. Şöyle köşelerinden geçecek şekilde şöyle örneğin bir arsamız var. Şu arayı sileyim de. Evet. Böyle birbirlerine yakın bir alanımız var ve fakat şu orta alanı nitelendirecek bir alanı göremiyoruz. Ama benim bu alanı da bir dikdörtgen haline getirip örneğin alanın özelliklerine bakmam lazım. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bunu arkadaşlar şu boundary sonradan geldi tekrardan. Boundary'yi buradan kullanabiliriz. Şöyle boundary'ye tıklıyorum. Diyor ki kapalı alanlar oluşturur. Bir polyline şeklinde oluştur diyorum. Pick point dediğim zaman bakın şu kapalı, çevresiyle kapalı tüm alanı otomatikmen oluşturacaktır. Polyline mı? Region mı? Region dediğimiz şey aslında bir düzlemdir. Yani düzlem oluşturmaya gerek yok. Biz polyline'ı burada kullanacağız. Pick points dediğimiz anda arkadaşlar oluşturacağımız sınırı belirlemiş oluyoruz. Örneğin pick internal point diyorum ve mouse'umla arkadaşlar bir yani sınır oluşturacağım alanları seçiyorum. Örneğin burasını seçiyorum ve enter tuşuna basıyorum. Bakın otomatikmen bana bir boundary vermiş oldu ki bunu da normal bir ne ile yaptı arkadaşlar? Normal bir polyline ile yaptı. Tekrardan üstüne girip bakabiliriz. Bakın polyline. Örneğin şurada tekil işlemler yapmıştık. Burada bir deneyelim. Şimdi burada birçok örneğin odalarımız var ve bu odaları ayrı ayrı bir dosya haline getirmemiz gerekiyor. Yani alanını ölçmemiz lazım örneğin. Fakat bunu bu şekilde bulamayız tek tek. İşte polyline ile şöyle tek tek geçmemiz gerekiyor. Bu da zamanımızı bayağı alacak gibi. Örneğin bu şekilde bir şey oluşturacağız. Şimdi polyline'ı bu şekilde oluşturursak bir sürü alana sahip bir alanı nasıl doldurabiliriz? Çok basit bir şekilde. Bunu arkadaşlar boundary çok kısa bir zamana indiriyor ve sanki ürün tanıtıyormuşum gibi. Boundary'ye tıklıyorum ve bakın objeyi yani sınırı polyline şeklinde oluşturmamı söylüyor. Ve bunu da mevcut bir görünüş içerisinde yapmamı söylüyor. Tabii ki buna pick point dediğim zaman bakın burada önemli olan şey şuradaki görmüş olduğunuz çizgilerin kesinlikle birbirini kesmeleri arkadaşlar. Eğer bunlardan biri açık olursa bu komple diğer alanla birlikte alır. Buna çok dikkat edin. Ya da almayacaktır. Bir sıkıntı olacaktır. Eğer farklı düzlemlerde bir işlem yaptıysanız ya da açık bir alanlar varsa bunları boundary'e yapmayacaktır arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Tabii bunun örneğini de şimdi açıklayacağım. Şimdi temel olarak şuradaki alanları bir boundary yapalım. Bakalım nasıl olacak. Bakın tıkladığım alan otomatikmen sınır oluşturuyor. Tıkladığım alan otomatikmen sınır oluşturuyor. Şunu yapmak istemeyin arkadaşlar. Şu ekranımın dışında. Bakın ben buna bastığım zaman bunu göstermez. Çünkü ben dedim ki sadece görünüşüm üzerinde bulunan alanları bir sınır tanımlı dedim. Bu yüzden arkadaşlar görünüşümün alanın dışındaysa görünüş alanının içine getirip tekrardan basıyorum. Bunu tekrar gösterme diyeceğim şu an. Çünkü bir kere yanlış yaptığı için aslında burada devam etmeyecektir. Enter diyorum öncelikle. Daha sonra tekrardan boundary'ye tekrardan geçiyorum. Ve pick point dediğim anda şu anda şimdi tekrardan oluşturacaktır. Çünkü şu anda arkadaşlar yani sadece viewport dediğim için temel olarak buradaki alanı görmüyor. Ben boundary'ye burada dedim. Bakın boundary seti. Current viewport. Sadece bu. New olarak çünkü şey yaptık. Eğer nesnelerimi seçseydim şöyle nesnelerimi seçip ben bu seçim içerisinde bir pick point yapmak istiyorum deseydim işte o zaman kabul ederdi. Bakın şu anda kabul etti. Şu anda kabul etti. Ve Enter'a bastığım zaman bu boundary'yi oluşturacaktır. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Yani boundary normal kullanırsak şöyle current viewport yani mevcut bir ön izlemede eğer bunu ben pick point yaparsam bunu asla bakın şu yukarıda görmediği için bunu bilgisayar tanımlayamayacaktır ve oluşturamayacaktır. Bakın aşağıda valid hedge boundary not found diyor. Yani sınır oluşturulacak bir alan oluşturulamadı, bulunamadı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bir diğer şeylerden birisi. Örneğin şimdi şöyle bir şey yapacağım. Örneğin büyük bir alanımız var. Bunu aynı şekilde bir boundary yaparsak bakalım nasıl alacak. Şimdi boundary'e basıyorum. Pick points'e tekrardan basıyorum. Yine current viewport'ta bakın şu anda yaptığım zaman nerelerin alındığını şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi enter'a bastığım zaman otomatikmen bu tüm alanı bir sınırlandırılmış hale getirecektir. Ki bu bizim ne gibi özelliğimize yarar? Kısaca bundan bahsedeyim. Örneğin bu alanda şu anda yaptığımız şeylerden sonuncusuydu. Şimdi sonuncusu olduğu için aslında şöyle bir şey gösterebilirim. Bir nesnenin enini, boyunu, yüksekliğini, gerçi onu sonra göstereyim. Onu sonra söyleyeyim. Neyse bu bölümü bu şekilde bitirelim. Çünkü daha detaylı bir şekilde aslında bunların enini, boyunu ve alan özellikleriyle alakalı çok basit bir yöntem var arkadaşlar. Bunları da sizlere bildirmiş olacağım. Tabii boundary'nin asıl işe yarama sebeplerinden birisi de bu. İlerleyen zamanlarda aynısını söyleyeceğim fakat şimdi göstereyim. Neyse vazgeçtim. Şimdi göstereyim. Şimdi boundary yapmamın sebebi aslında bakın boundary'ye tıklıyorum. Yani otomatik oluşturulmuş polyline'ıma tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Properties ayarlarına bakıyorum. Ve properties dediğim ayarları şöyle bir inceliyorum. Şimdi bu ayarlar arkadaşlar şöyle temel olarak bizlere alan üzerine bir bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Toplam uzunluğu bize veriyor. Bakın buradaki görülen polyline'ın toplam uzunluğunu bize söylüyor. Ya da alanımızın ne kadar olduğunu söylüyor. Bunları tabii daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama temel olarak boundary sizin hayatınızı kurtaracak projelerde. Bunu şimdiden söylemiş olalım ve bu bölümü de bu şekilde bitirelim. Evet, sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.